Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte duyu organları göz kısmını işleyeceğiz. Göz kısmını işlemeden önce duyu organlarının yapısı ve işleyişiyle alakalı bilgiler edinelim. Dış çevreden gelen uyarıların alınmasını sağlayan deri, göz, burun, dil ve kulağa duyu organları denir. Arkadaşlar, duyu organları iç ve dış ortamdan gelen uyarıları alan ve canlıyı çevresindeki değişikliklerden haberdar eden yapılardır. Çevredeki varlıkların doku, renk, tat, koku gibi özellikleri duyu organlarıyla algılanır. Duyu organlarında duyu reseptörleri bulunur. Duyu reseptörleri ve duyu organları canlının çevreye uyumunu kolaylaştırır arkadaşlar. Peki reseptör nedir? Arkadaşlar, reseptör duyu organlarında bulunan ve uyarıların alınmasını sağlayan özelleşmiş yapılardır. Dış çevreden gelen uyarıları alanlarına dış reseptör, iç çevreden gelen uyarılı alanlarına ise iç reseptör denir. Dış reseptörler: fotoreseptörler, mekanoreseptörler, kemoreseptörler ve termoreseptörlerdir arkadaşlar. Fotoreseptörler ışığa duyarlıdır, gözde bulunur. Mekanoreseptörler basınç, dokunma ve hareketi duyarlıdır, deride ve kulakta bulunur. Kemoreseptörler kimyasal maddelere duyarlıdır, dilde ve burunda bulunur. Termoreseptörler ise arkadaşlar sıcaklığa duyarlıdır ve deride bulunur. Fotoreseptörler gözde, mekanoreseptörler deride ve kulakta, kemoreseptörler dilde ve burunda, termoreseptörler ise deride bulunur. Göz. Göz, görmeyi sağlayan duyu organıdır. Göz küresi ve yardımcı yapılardan meydana gelir. Göz küresi dıştan içe doğru sert tabaka, damar tabaka ve ağ tabaka olmak üzere 3 tabakadan oluşur. Vücudumuzda bulunan reseptörlerin %70'i arkadaşlar gözde bulunur. En fazla, en yoğun olarak reseptörler gözlerde var. Zaten gözümüzden gelen reseptörlerin sayısı çok fazla olduğundan dolayı bunların işlenip görüntüye dönüştürülmesi için beyinde ayrılan alan da çok büyüktür. Kafanın arka tarafı olduğu gibi göze ayrılmıştır. Kafanızın arka tarafına alınan darbe arkadaşlar sizin kör olmanıza bile sebep olabilir. İnsan gözü 400-700 nanometre dalga boyundaki ışık ışınlarını görebilir. Burası görünebilir kısımdır. Fakat bazı böceklere bakacak olursak böceklerde biraz daha bunun altında, 400'ün altındaki dalga boyundaki ışınlar görülebiliyor. Mesela arı bunu görebiliyor arkadaşlar. Ya da bu nanometre üzerindeki ışınları görebilen hayvanlar da var, yılan gibi. Devam edelim. Gözümüz saniyede yaklaşık 50 defa yanıp sönen ışığı algılayabilir. Arkadaşlar, 50'yi geçince biz o ışığı kesintisiz geliyormuş gibi algılıyoruz. Ama yine bazı böcekler var, saniyede 330 defa yanıp sönen ışığı algılayabiliyor. Diğer bir maddemiz ise göz, göz küresi ve göze yardımcı yapılar olmak üzere iki kısımda incelenir. Şimdi bunlara bakalım. Göz küresinden devam edelim arkadaşlar. Göz küresi arkadaşlar dıştan içe doğru 3 tabakadan oluşur. Bunlar sert tabaka, damar tabaka ve ağ tabakıdır. Gözümüz doğumdan sonra en az büyüyen organımızdır. Şimdi gözümüzün çapına bakacak olursak da arkadaşlar yaklaşık 2,5 cm kadardır diyebiliriz. Şimdi görselde sert tabaka en dış kısımda bulunan tabakadır, görüyorsunuz. Gözün ön bölgesine doğru bu sert tabakalar arkadaşlar saydamlaşıyor. Saydamlaşarak kornea dediğimiz yapıyı oluşturuyor. Damar tabaka ise sert tabakanın altında bulunan tabakadır. Bu damar tabaka gözün ön bölgesine doğru gözün renkli kısmı olan irisi oluşturuyor. Hemen damar tabakanın altında ise ağ tabaka bulunuyor. Ağ tabakada da görme sinirleri bulunuyor arkadaşlar. Göz merceği var bir de. Göz merceği arkadaşlar kirpiksi kaslar sayesinde kasılıp gevşeyerek incelip şişkinleşebiliyor. Uzağı yakını ayarlamada görev alıyor. Camsız sıvı da arkadaşlar gözü şişiriyor. Yani şeklin korunmasında görev alıyor. Camsız sıvı diyebiliriz. Sert tabakaya geçiş yapalım. En dıştaki tabakadır. Bağ dokudan oluşur. Gözün dış etkenlere karşı korur.
göz küresinin şeklini oluşturur. Göz kaslarının bir ucu bu tabakaya tutunarak göz küresini hareket ettirir. Gözün beyaz kısmıdır. Bu nedenle bu kısma göz akı da denir. Kan damarı içermez. Bu tabaka gözün ön tarafında saydamlaşır, şişkinleşir, ışığı kıran korneayı oluşturur arkadaşlar. Kornea göze gelen ışığın ilk kırıldığı yerdir. Burası çok önemli arkadaşlar. Kornea göze gelen ışığın ilk kırıldığı yerdir. Kırılan ışığın göz merceğine ulaşmasını sağlar. Arkadaşlar, gözün en dış kısmında bulunan beyaz renkli tabakadır sert tabaka. Sert tabaka gözü korur ve göze şeklini vermeye yardımcı olur arkadaşlar. Camsı sıvıyla birlikte tabii ki. Sert tabaka gözün ön bölgesine doğru incelip saydamlaşır ve hafif kubbeleşerek kornea adı verilen saydam tabakayı oluşturur. Korneada kan ve lenf damarı bulunmaz. Bu çok önemlidir arkadaşlar. Bu bilgiyi unutmayalım. Korneada kan ve lenf damarları bulunmaz. Şimdi damar tabakaya geçelim. Arkadaşlar, sert tabaka ile A tabaka arasında yer alır. Gözü besleyen kan damarları bu tabakada bulunur. Damar tabaka gözün ön tarafında renkli iris tabakasını oluşturur. Düz kaslardan oluşan ve göz bebeğinin büyüklüğünü ayarlayan pigmentli perdeye iris denir. İristeki pigmentler gözün rengini belirler. Göze ışığın girmesini sağlayan açıklığa göz bebeği denir. Göz bebeği göze gelen ışığın ayarlanmasını sağlar. Loş ışıkta genişleyip parlak ışıkta daralması göz bebeği refleksi olarak adlandırılır. İrisin arkasında göz merceği bulunur. Bu mercek ince kenarlı mercek yapısındadır. Göze gelen ışığı ikinci kez kırarak A tabakada bir noktada toplanmasını sağlar. Damar tabaka iris etrafında kalınlaşarak kirpiksi cisim denen bir yapıyı oluşturur. Kirpiksi cisimde düz kaslar bulunur. Mercek asıcı bağlar ile kirpiksi cisme bağlanır. Burada bulunan kaslar kasılıp gevşeyerek göz merceğinin kalınlığını ayarlar. Yakındaki bir cisme bakıldığında kirpiksi cisimdeki düz kaslar kasılır, asıcı bağlar gevşer. Mercek kalınlaşarak küre biçimini alır. Göz bebeği küçülür. Uzaktaki bir cisme bakıldığında kirpiksi cisimdeki düz kaslar gevşer, asıcı bağlar kasılır. Mercek incelerek yassılaşır. Göz bebeği büyür. Uzaktaki ya da yakındaki cisimlerin görüntüsünün retina üzerine düşürülmesi için göz merceğinin kalınlığının ayarlanmasına göz uyumu denir. Gözde saydam tabaka ile iris arasındaki boşluğa ön oda, iris ile göz merceği arasındaki boşluğa ise arka oda denir. Her iki oda içi de kirpiksi cisim tarafından salgılanan sıvı ile doludur. Bu sıvı göze şekil verdiği gibi saydam tabakanın ve merceğin beslenmesini de sağlar. Mercek ile A tabaka arasındaki boşluğa karanlık oda denir. Bu boşluk camsı cisim denen bir sıvıyla doludur. Gözün şeklinin sabit kalmasını sağlar. Ön ve arka oda içindeki sıvının dengesinin bozulması ile sıvı basıncı artabilir. Bu duruma göz tansiyonu denir. Arkadaşlar, görüyorsunuz birçok yeni terim var. Şimdi bunları özetlemek gerekirse şu şekilde özetleyelim. Sert tabakanın altında yer alır. Yapısında gözü besleyen kan damarları bulunur. Adı üstünde arkadaşlar, damar tabaka gözü besliyor. İçerdiği pigmentlerden dolayı koyu renkte görünür. Gözün iç kısmında karanlık hale getirilmesini sağlar. Damar tabaka gözün ön kısmında farklılaşarak gözün renkli kısmı olan irisi oluşturur diyebiliriz. İrisin ortasında bulunan ve ışığın göze girmesini sağlayan deliğe göz bebeği denir diyebiliriz. İrisin yapısında bulunan halkasal yapıdaki düz kaslar göz bebeğinin büyüklüğünü değiştirerek göze giren ışık miktarını ayarlar. Göz bebeğinin hemen arkasında göz merceği bulunur. Göz merceği göze gelen ışınları kırarak A tabaka üzerinde bir noktada toplayan kan damarı taşımayan bir yapıdır diyebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde damar tabakayı da özetleyebiliriz.
Şimdi arkadaşlar A tabakaya giriş yapalım. Fotoreseptörler ve görme sinirlerinin bulunduğu tabakadır. Retinada bulunan fotoreseptörler koni ve çubuk hücreleri olmak üzere iki çeşittir. Koni reseptörleri parlak ışıkta renkli ve ayrıntılı görmeyi sağlar. Mavi, yeşil ve kırmızı ışığı algılayan 3 çeşit koni reseptör bulunur. Bu reseptörlerden birkaçı birlikte çalıştığında diğer renkler algılanır. Koni hücrelerinden sorumlu genlerde meydana gelen bozukluklar sonucu koni hücrelerinden biri ya da birkaçının bulunmaması renk körlüğü, daltonizm denir. Koni hücrelerinin hiç bulunmamasına tam renk körlüğü denir. Renk körlüğü X kromozomunda çekinik bir genle taşınan kalıtsal bir hastalıktır. Çubuk hücreleri renklere karşı duyarlı olmayıp ışığa karşı duyarlı olan fotoreseptörlerdir. Çubuk hücreleri cisimleri siyah beyaz görmeyi ve cisimlerin kaba taslak algılanmasını sağlar. Çubuk reseptörler az ışıkta bile çalıştığından geceleri görmemizi sağlar. Ürettiği rodopsin pigmenti yani görme pigmenti az ışıkta cismin şeklinin algılanmasını sağlar. Rodopsin karanlıkta üretilip ışıkta yıkılan bir moleküldür. Karanlıktan aydınlığa aniden çıkıldığında gözün karanlığa alışması için geçen süreye arkadaşlar göz kamaşması denir. Rodopsin A vitamini eksikliğinde üretilemez. Böylece gece körlüğü denen bir durum meydana gelir. Arkadaşlar, koni reseptörlerin yoğun olarak yer aldığı ve ışınların kırılarak retinada toplandığı bölgeye sarı nokta denir. Koni reseptörleri sarı nokta merkezinde, çubuk reseptörleri ise sarı noktanın çevresinde daha yoğundur. Bu nedenle yan tarafta gözün önüne getirilen cismin önce şekli daha sonra da rengi algılanır. Optik sinir adı verilen görme sinirlerinin göz küresinden çıktığı noktada fotoreseptörler bulunmadığı için görüntü algılanmaz. Bu noktaya kör nokta denir. Retinada koni ve çubuk hücreler ile impuls oluşumunda görevli nöronlar ve ganglion hücreleri bulunur. Ganglion hücrelerinin aksonları birleşerek optik siniri oluşturur. Her iki gözden gelen optik sinirlerin birleştiği beyin kabuğundaki bölgeye ise biz optik kiyazma diyoruz. Arkadaşlar, kısacası A tabakayı özetlemek gerekirse gözün en iç tabakasıdır A tabaka. Işığı algılayan reseptörler ve sinirler bulunur. Koni reseptörleri cismin rengini, çubuk reseptörleri siyah beyaz görmeyi ve cismin şeklini algılar diyebiliriz. A tabakadaki sarı benekte koni reseptörleri daha çok bulunur ve görüntü daha net algılanır. Mavi, kırmızı, yeşil renkleri algılamak üzere 3 çeşit ney vardı arkadaşlar? Koni reseptörü vardı. Görme sinirlerinin gözden çıktığı noktaya kör nokta denir. Burada görme sinirleri bulunmaz. Çubuk hücrelerinin az ışıklı ortamda görmedeki etkisi retinada bulunan rodopsin adlı pigment sayesinde gerçekleşir. Rodopsin varlığında görme için az ışık yeterli olabilmektedir. Rodopsin pigmenti sentezi için A vitamini gerekliydi. Ve A vitamini eksikliğinde de ne meydana geliyordu arkadaşlar? Gece körlüğü. A tabaka da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi göze yardımcı yapılar. Kaşlar, göz kapakları, kirpikler, gözyaşı bezleri göze yardımcı yapılardır. Kaşlar ve kirpikler gözü terden ve tozdan korur. Gözyaşı gözü nemli tutar. Göze ulaşan mikroplar gözyaşındaki lizozimal antibakteriyel enzimler de yok edilir arkadaşlar. Ayrıca korneaya su ve besin sağlar. Şimdi kaşlarımız alından gelen terleri engelliyor. Kirpiklerimiz tozları falan engelliyor. Mesela develerin kirpikleri aşırı uzundur. Neden arkadaşlar? Çölde kum fırtınaları çok olduğu için. Gözyaşı ne yapıyor peki? Gözün nemli tutuyor. Korneanın kurumaması gerekiyor arkadaşlar. Sürekli ıslatılması lazım.
Bir de arkadaşlar gözümüze sürekli mikrop ya da toz parçacıkları yapışıyor. Onun içerisinde sürekli bakteriler var. Bakterilerin de yok edilmesi için gözyaşı bezi salgılanıyor. Arkadaşlar bir de görüyorsunuz görselde buruna giden gözyaşı kanalı var. Bu gözyaşı kanalı arkadaşlar tıkanırsa gözümüzde çapak meydana geliyor diyebiliriz gözyaşı kanalıyla. Şimdi devam edelim. Görme olayı. Arkadaşlar görme olayı şu şekildedir. Işık önce korneaya çarpıyor. Daha sonra ön oda, oradan da göz bebeğine geçiyor. Göz bebeğinden sonra arka odaya geliyor. Hemen arka odadan sonra da göz merceği, sonra camsı sıvı, sonra retinaya düşüyor arkadaşlar. Veya bura retinaya da ne diyebiliyoruz arkadaşlar? Sarı benek. Sonra görme sinirleri uyarılıyor. Sonra görme sinirleri kör noktadan geçerek beyne gidiyor ve görme gerçekleşiyor diyebiliriz arkadaşlar görme olayı için. İki gözden çıkan optik sinirler beyin kabuğuna yakın bir bölgede optik kiyazma adı verilen bölgede birleşirler. Şimdi son olarak arkadaşlar göz kusurlarına gelelim. Göz merceğinde ya da göz küresinde doğuştan var olan ya da sonradan meydana gelen bozulmalar göz kusurlarına neden olur. Miyopi, hipermetropi, astigmatizm, presbitlik, şaşılık ve katarakt bunlardan bazılarıdır. Şimdi göz kusurlarına giriş yapalım. Miyopi. Göz yuvarlığının önden arkaya doğru çapının normalden daha uzun olması ya da göz merceğinin normalden şişkin olmasından kaynaklanır. Görüntü retinanın önüne düştüğünden yakın iyi görülür, uzak ise iyi görülmez. Bu kusur kalın kenarlı mercekle düzeltilir. Arkadaşlar, miyop göz küresi önden arkaya doğru uzar ya da göz merceği normalden daha şişkindir miyopta. Görüntü retinanın önüne düşer. Uzak iyi görülmez. Yakın iyi görülür. Kalın kenarlı mercekle düzeltilir. Bir de arkadaşlar hipermetropla miyop çok karıştırılıyor. Hangisi uzağı göremiyor, işte hangisi yakını göremiyor diye. Şimdi bir metot söyleyeceğim arkadaşlar. Bu metot kum metodu. Şöyle adlandırabiliriz bunu da. Kalın kenarlı mercek uzağı iyi göremez. Bu nedir? Miyoptur. Kum. Bu şekilde adlandırabiliriz. Bu şekilde hafızanıza tutabilirsiniz arkadaşlar. Kalın kenarlı mercek uzağı iyi göremez. Miyop. Yani kum metodu. Şimdi hipermetropa geçelim. Hipermetropi, göz yuvarlığının önden arkaya doğru olan çapının normalden kısa olması ya da göz merceğinin normalden ince olmasıyla oluşur. Görüntü retinanın arkasına düştüğünden uzak iyi görülürken yakın iyi görülemez. Bu göz kusuru ince kenarlı mercekle düzeltilir arkadaşlar. Göz küresi önden arkaya doğru kısalır ya da göz merceği normalden daha incedir hipermetropta. Görüntü retinanın arkasında oluşur. Yakın iyi görülmez. İnce kenarlı mercekle düzeltilebilir şeklinde özetlenebilir. Astigmatizm. Göz merceği ya da korneada oluşan pürüzlü yüzeylerden dolayı ışınlar retinada birden fazla yerde odaklanır. Bu nedenle astigmatlı kişiler hem uzağı hem de yakını bulanık görürler. Bu göz kusuru silindirik mercekle düzeltilir arkadaşlar. Korneada ya da göz merceğinde oluşan düzensiz kavisler sonucu meydana gelir diyebiliriz astigmat için. Presbitlik. Arkadaşlar, yaşa bağlı olarak göz merceğinin esnekliğini kaybetmesi ve gözün uyum yeteneğinin azalmasıyla ortaya çıkar. Kişiler artık yakını iyi göremez. Bu göz kusuru ince kenarlı mercekle düzeltilir arkadaşlar. Şimdi presbitlik yaşlılığa bağlı olarak göz merceğinin esnekliğini yitirmesi sonucunda meydana gelir arkadaşlar. Yakın iyi görülmez, ince kenarlı mercekle düzeltilir şeklinde özetlenebilir. Şaşılık. Göz kaslarının uyumlu kasılmamasından dolayı gözlerin farklı yönde hareket etmesiyle oluşur. Şaşılık ameliyatla düzeltilir arkadaşlar. Göz küresini hareket ettiren kasların birbirleriyle uyumlu çalışmaması sonucu meydana gelir şaşılık.
Tamam. Şimdi arkadaşlar son olarak katarakta geçelim. Katarakt göz merceğinin saydamlığının kaybolmasıdır. Orta yaş üzeri bireylerde bulanık görmeye sebep olan bir kusurdur. Bu kusur ameliyatla düzeltilir. Arkadaşlar göz merceğinin saydamlığını yitirip patlaşması sonucu katarakt meydana gelir diyebiliriz. Bu şekildeydi göz kusurları da. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte duyu organları göz kısmını işledik. Aklınıza takılan bir soru olursa yine aşağıdaki kısmı kullanabilirsiniz. Hepinize dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.